Saygıdeğer izleyenler, Hızarbaşı Kumarlı Köyü'ndeyiz ve 600 metre rakımlı tepede 30 dönümün üzerinde arazi sahibi olan Lama Ahmet lakaplı Ahmet Sezer'le beraberiz. Fındık orman ürünü derler. Evet, doğrudur. Ama fındığın dağda, bayırda, tepede, orman içinde nasıl yapıldığını İşin başında olmanın dışındaki herkes önüne gelmiş hazır fındığı kırıp yerken anlamaz. Ama şimdi biz Ahmet Sezer kardeşimden burada ne şartlarda fındık tarımı yaptığını öğrenelim. Son vuruşu Ünye Eski Ziraat Odası Başkanı kardeşimizden alacağız. Evet. Buyurun efendim. Burası Çakıl Ocağı'ndan buraya kadar kendim açtım yolu. Yolumuzda zaten şu an için ormancı bozmuş. Şeyinden de çıkamıyorum. Evet. Patpatına çıkamıyorum. Çok zor geldik. Doğru. Bunu ormancı müdürüm olsun, bunu nasıl şey yaptıysa, bozduysa bunu çakılamasını isteyeyim. Bir. Bu bir. Yolu yapılsın istiyorsun. Evet. İki, ben, gelelim fındığı nasıl yapıyorsun? Ben buraya her gün buradayım. Her gün bahçemdeyim. Her gün bahçemin içinde bak gördüğün gibi fındık bahçalı diyorum. Adam tutuyorum. Hem bahçeni koruyorsun hem devletin ormanını koruyorsun. Aynen, aynen öyle. Aynen. Ne şartlarda fındık tarımı yapıyorsun? Ne kadar alıyorsun buradan? Buradan en aşağı 30 dönüm bahçem var. 4 tona yakın fındık yapıyorum. Harmanım da burası. Harmanımda 2 günde kuruyor fındık. Evet, 300 metre. Evet. Ondan sonra buraya zaten gelen bir fındık topu ya bir daha gelmiyor. Rampalı gel. Çünkü burada çalışmak her babayiğidin harcı. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Her seferinde amele mi değiştiriyorsun? Yok, bu kere amele gelen adama da cayayım orada. Bir sene geldim, daha gelmiyor. Ya şimdi burada yürümek zor. Fındık toplamak ayrı bir dert. Gerekine de Patpatı'na geçiyorum. Arabamla götürüyorum aşağıdan. Çakıl Ocağı'ndan. Çıkışlar riskli, doğru. Evet, evet, korkuyorlar. Yol çok riskli. Burası şu an için kemireyi de taşıdım. Hayvan kemiresini de döktüreceğim. Anlayacağın. Durum bundan ibaret. Kısacası zor şartlarda fındık tarımı yapıyoruz diyorsun. Evet, evet. Sizin yıllarca Ziraat Odası Başkanlığınızı yapmış İsmail Şirin'e son atışı yaptıralım. Sayın Başkan, uzun yıllar Ünye'de Ziraat Odası Başkanlığı yaptınız. Ünye'ye Ziraat Odası'nı resmi hüviyetine kavuşturan binaya kavuşturdunuz. Size, çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Siz bu zor şartlarda fındık tarımı yapan insanlarımız üzerinden yetkililerimize ne söylemek istersiniz? Abi çok söylenecek şeyler var. Şurada inanın ben Ahmet Bey'le zaman zaman geliyorum buraya da köylüm şey yapıyor, için, köylüm olduğu için orada armut ağacı falan var, armut falan da veriyor bazen. Yemin ediyorum adam yaya gezemiyor ya. Aynen. Bu adam burada tırpan vuracak, gübre vuracak, ilaç vuracak, fındık toplayacak. Bu vatandaşın emeğine, o dikenlerin arasında tek tek o ayakta duramayan yerdeki toplanan fındığı sen alacaksın, istediğin gibi harman savuracaksın, oyun oynayacaksın, yiyeceksin. Bu hakikaten yazık yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Bunlar reva değil. Hele hiç kimse kusura bakmasın abi. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Buyur. Bakınız. Buyur. Geçen sene fındık 26 lira. Devletimiz 26 lira fiyatmıştı fındığa. Biz 24-25 liraya sattık. Bu sene de Cumhurbaşkanı dedi ki bu sene fındık 54 lira. Tamam kardeşim. İyi, eyvallah. Oo, biz seviniyoruz. Neyi seviniyoruz abi? 50'yi bulmadı daha. Öyle bir şansın yok abi. Sevinme şansın yok abi. Yok. Niye yok? Onu söyleyeceğim ben sana şimdi. Buyurun. Ben geçen sene 24 liraya fındık sattım. 5 kilo şeker alıyorum. 1 kilo fındık karşılığında. Şimdi bana 50 lira para ben TEMO'ya verdim. 51 liradan fındık sattım abi. 2 kilo fındık alıyorum abi. 2 kilo. Şeker. 2 kilo şeker alıyorum. Evet. Benim alım gücüm bitti. Siz kimi kandırıyorsunuz abi? Beni kandıramazsınız. Böyle bir şansınız yok. Benim alım gücümü sıfıra indirdin kardeşim. Sayın Cumhurbaşkanı. Ben geçen sene 1 kilo fındıkla 5 kilo şeker alıyordum. Bu benim temel gıda maddem. Şimdi 1 kilo fındıkla 2,5 kilo şeker alamıyorum. Gübre de aynı öyle abi. Bir de ne şartlarda fındık üretimi yapıyorsun? Bir de şu hale bakın yani. Şu arazinin eğimine bakın %90 ya. Şu arazinin eğimi %90. Evet. Ha benim böyle arazim yok ama buna yakın arazilerim var ama bu kadar dik değil yani ama bu adama vallahi ben her zaman söylüyorum zaten. Ödül vermek lazım.
Gerçekten ödül vermek lazım ya. Vallahi. Burada buradan bir tane bir tane bir tane bir tane. Yaşındayım. Çok şükür Allah'ıma. Maşallah maşallah. Çiftçilik özel bir şey ya. Ya abi üretmek lazım. Üretmek, üretmek, üretmek. Adam burada üretiyorsa bu adama ödül verilecek abi. Bu fındıkçı böyle kendiliğinden dediğin biraz evvel söylediniz ya orman ürünü. Ne orman ürünü ya? Fındığın dibinden çıktığın zaman fındık senin değil abi. Her sene gerekli bakımlarını yapacaksın. Kesinlikle. İlacını, gübresini vuracaksın. Böyle bir şey yok. Bakacaksın. Aynen öyle. Aynen öyle. Gezmediğin zaman, takip etmediğin zaman arazi senin değil abi. Bir tane fındık alamazsın. Hep orman. Öyle yok ya bir defa sana bir tane toplamana öyle değil bu iş. Bu işin içinde olan insanlar biliyor bunu ama. Dışarıdaki insan bilmiyor. Kalite çok çalışmayı gerektiriyor. Aynen, evet. Aynen. Hele bu sene gübre. Allah yar ve yardımcımız olsun abi. Kimse bizi kandırmasın. Ben kanmıyorum. Ama kanmıyorsun da. İnsanlarımız da kanmasınlar. Öyle bir şey yok. Gübre alamıyoruz. Öyle bir şey yok. Amacımız da insanların arzu ettikleri huzur ve refah içerisinde yaşamalarına katkı sağlamak. Abi başka bir şey. Üzüldüğüm başka bir şey daha var Ahmet abi. Geçen gün gazetede okuyorum ben. İtalyan fındığını 7 ile 7 euro avroyla 8-15 avro kalitesine göre 7 avro en düşük 8-15 en yüksek olmak üzere İtalyan çiftçisinden alıyorlarmış. Gazetede okuyorum ben bunu. Benden de 2,5 euroya almıyorlar abi. 3 euroya almıyorlar ya. Biz bu kadar mı aciz milletiz biz? Bizi idare edenler bu kadar mı görmüyor bu işi? Saygıdeğer tarım işçileri, çiftçiler, dolayısıyla sizlerin oylarıyla devlet adına size hizmet etmekle yükümlü olan, çalışan, seçilmiş ve atanmışlar. Bunların tamamı size ait. Bu sözler size söyleniyor diyor, saygılar sunuyoruz.